Merhaba Güneş Türkiye. Bu seferki radyo yayınımızda 3 kişi olacak. Ben, Hikmet Zeybetli, Rising Generation ve Alperen Nursoy, Matt Seidelguy. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Buğra Gür aramızda yok. İlk Buğra Gürsüz radyo yayınımız. Nasılsınız, iyi misiniz? Önce Chatbox'un halini, hatırını soralım. Neden biz değil ya? Neden? Ben de bekledim bir hoş geldiniz derler diye ama. Vallahi Ege olmuyor. Ege bizi önemsemiyor. Çok daha iyi. Ege bir Buğra değilsin. Önce sizden de size gelin. Loca'yı okuyacağız zaten. Hikmet nasılsın? Hoş geldin aramıza. Hoş bulduk. Vallahi çok iyiyim. İşte devam ediyoruz güreşle. Günümüz forumda geçiyor bizim. Moderasyona adım attım biliyorsun. Ondan da bahset istersen kısaca. Vallahi hani güzel oldu. Bu foruma katkı sunmak bizim için önemli hani. O yüzden hani kısaca böyle bahsedeyim hani o konudan da. Bir diğer denememiz. Teşekkür ederim bu arada. Lürsoy, sen de hoş geldin. Hoş geldin. Senin nasıl gidiyor hayatın? Benim de hayatım ne olsun işte, forum vesaire. İşsiz yine bu arada. O zaman bir Loca'yı okuyup yavaştan gündemimize geçelim diyorum. Bad Influence benim zaten bu. Oralettin yanımda duruyor. Emirhan Abdur. Finn Balor. Tahsin hoş geldin. Mustafa Sarı. Emirhan Kevin Owens. Hikmet Zeybek The Rising Generation. Becky Fan. Ekrem hoş geldin. Becky'nin yüce fanı. West GTR. SSD Ultimate Opportunist. Dominic Toretto 34, Brock Lesnar falan hoş geldin. Hutoğlu, BRKN Ciner aramızda yeni görüyorum bu arkadaşı. Sen de aramıza hoş geldin. Emre Toker, Belas Legacy, Taylan hoş geldin. Zigzag, Asaf Şahin, Alim Baba, The Bulldoggy aramızda, sen de hoş geldin. Texas Rattlesnake, Sefa Çöpü ve The Cleveland Screamer üyelerimiz. Bir de Fafala 45 geldi. Üstüne de 8 tane anonymous üyemiz var. Yani siz de buraya üye olarak mesaj atabilirsiniz chatbox'tan. O zaman yayına başlayalım ha, zavuk konuşmaya. Tabii. Yani açılışı siz bahsedin, ben şimdi girmeyeyim açılışa direkt. İzlediniz mi açılışı? Bence bundan bahsetmeyi yani çok sen hak ediyorsun. Daha da ben bahsedeyim. Aynen. Segment senin için yazılmış çünkü. Şimdi şova Dean Ambrose ve Seth Rollins'in yaşadıklarını içeren bir özetle başladık. Çok güzel bir özetti. Çok beğendim ben tabii ki bunu. Ambrose şovu açtı. Zaten şovları açan adam hep Ambrose oluyor. Artık şaşırmıyoruz. İşte Rollins'in olayları merak ettiğini falan söylüyor. Kanalda da bunun çevirisi yapıldı. Bunu da buradan duyurayım. Sonra Seth Rollins'le bayağı tartışıyorlar böyle. Beni aptal yerine koyuyorsun. Salak ettin beni tarzı konuşmalar yapıyorlar. Sonra en güzel tarafı, kavga ediyorlar böyle, çok tatlı, minnoş bir şekilde birbirlerini dövüyorlar. Çok hoşuma gitti böyle. Ben kayıyorum yavaştan. Kafayı toparladır. Sheamus ve Cesaro geliyor ne yazık ki. Ambrose seyircinin arasına yolluyorlar. Ondan sonra Rollins'i dövüyorlar. Sonra Ambrose geliyor, Rollins de kendini toparlayınca ikisini dışarı atıyorlar. Ve ondan sonra hepimizin beklediği, özlediği, mutlu olduğu an olan Shield yumruğu geliyor. İkisi senkronize bir şekilde ellerini birleştiriyorlar. Ve hepimiz mutlu oluyoruz. En sonunda da Kurt Angle geliyor. Sheamus ve Cesaro, Ambrose ve Rollins'e karşı SummerSlam'da. Evet Hikmet, senden başlayalım. Ne düşünüyorsun bu segment hakkında? Vallahi hani bize hem geçmişi hatırlatan hem hani bugün hakkında güzel şeyler gösteren bir segmentti bence. Hani iyi başladı show. Bu ikisi arasındaki hani bir nevi özet gibi bir şey oldu yaşananların. İşte birbirlerini yemeleridir, şeydir hani bu konuşmalardır, tartışmalardır, dövüştür sonra. Ondan sonra da zaten bu Sheamus Cesaro'nun gelmesiyle de iş olacağına vardı. Peki Shield yumruğu hakkında ne düşünüyorsun ve olacak maç hakkında? Ya zaten hani beklenen bir şeydi bu. Olacak maçı da ben hani kazanacaklarını düşünüyorum.
bu bir senaryo başlangıcı işte bana kalırsa. Onun da bir adım oldu bu sonuçta. Yani defalarca dediğimiz gibi heel turn adımı yani bana kalırsa. Yani. Lursoy sen ne diyorsun? Biraz öyle diyebiliriz. Ya segmenti değerlendireyim direkt. Birazcık kasıntı bir segment gibi geldi. Yani kötü olduğunu söylemeyeceğim. Ama sürekli hani Cesaro ve Sheamus'un dayak yemesi, yani bu kaçıncı hafta oldu bilmiyorum da. Hani iki adam birbirini döverken siz neye geliyorsunuz yani? Kalanları biz de toplayalım, biz de dövelim ayağına mı geliyorsunuz? Yani o yüzden biraz, özellikle Cesaro fanı olduğum için biraz hayal kırıklığı oldu benim için. Ama segment güzeldi gelişim açısından. Hani hem birbirine saldırmazları, hem segmentin sonunda bir arada poz vermeleri falan. Yani Shield severler için özellikle bulunmaz bir segment oldu ya. Katılıyorum buna yani. Uzun zamandır beklediğim bir segment oldu. Zaten sizi de yeterince rahatsız ettim bu konu hakkında. Biliyorsunuz yani. Ya estağfurullah. Ya çok ya, mutlu oldum. O kadar ya. Olur zaten. Yani forumda konu açtım falan böyle, ondan sonra çöpe taşındı. Çöp değil, birleştirildi o. Ha, birleştirildi mi? Neyse zaten aynı şey. Yani çok güzel bir segmentti. Ama internette şöyle yorumlar yapmışlar. Çok gayce bir senaryo gibi. Birbiri birbirinin elini uzatıyor, hani çünkü bir diğeri uzatıyor. Küsüyorlar birbirlerine. 3 haftadır bu devam ettiği için yani ben de onu diyenlere biraz hak veriyorum. Ama segment adeta şey ya, Tumblr girl'ler için bir bayram oldu. Ben Tumblr görmüyüm lütfen. Gaylara da girl'lere de, yani girl'ler çok Photoshop falan yapıyor ya. Gerçi beni de Tumblr girl'den görüyorlar zaten, bir şey diyemem yani bu konu hakkında. Yalnız o konu hakkında bir foto, yani şey vardı, görüntü vardı, acayip öldüm ya. Böyle tam yani sevgili gibilerdi o görüntüde. Birinin imzasıydı o. Ya ona çılgınlık ya. Ya bir de... Rollins şey, kız gibi çıkmış. Ya Tumblr'da daha komik resimler var. Şimdi PG yayınındayız. YouTube'a atılacak bu, o kadar girmeyeyim de. Tumblr'da daha kötü pozları var yani. Biraz araştırırsanız bulursunuz. Biliyorsunuz siz de zaten. Böyle koklaşırken falan pozları var yani Photoshop'la. Ya çirkinleşmeyelim bence ya. Tamam, bence de PG'de kalalım. Yok yok, argo yok, merak etmeyin. Chatbox halkı, forum halkı bu arada, siz de sorularınızı sorun ki bize de konuşacak şey çıksın. Biz de daha çok konuşalım yani. Bunda aynen bu arada... segmentle devam edebiliriz. Soruları da cevaplayabiliriz. Siz de sorularınızı belirtin yani. Okuyoruz chatbox'u. O zaman sonra promolar klasik bir şekilde. Sasha Banks Nia Jax maçı duyuruluyor falan filan. Sonra maça geçiyoruz. Sasha Banks benim gözümde son Nia Jax bükücü. Sanırım 4 defa 5 defa yendi kendisine. The Banks Statement'da zaten başka finisher yok. O ayrı. Alexa Bliss'in karşısına çıkacak. Yani SummerSlam'da Alexa Bliss vs. Sasha Banks olacak. Nia Jax gene dışarıda kaldı. Ondan sonra segment bu kadar yani. Alexa Bliss'in de tahtın üstünde oturup maçı seyrettiğini not edelim buradan. Lursoy sen ne diyorsun? Ya o taht olayı benim için en heyecan verici şeydi. Hani maçın heyecanlı olduğunu söylüyorlar da, yani ben heyecanlı değilim. Maç heyecanlı olabilir ama ben değilim. Çünkü yani SummerSlam'de ne bileyim, önceki contender Bayley'di. Bu ne lan diyordum. Nia Jax neden olmadı diyordum. Şimdi zaten Nia Jax'i de yeneceği belliydi. Ya zaten show kendi şehrindeydi. Kendi şehrinde değilken yeniyor. Kendi şehrindeyken yeniyor. Sürekli yeniyor. Sürekli pes ettiriyor. Sonlayacak. Ne bileyim biraz aynen da... Aynen öyle. Yani evet. Hani geçen de demiştim, Sasha her Emma ile ilgili olumsuz yerde karşıma çıkıyor. O yüzden de sevmiyorum biraz. Hater'ıyım hafiften. Yani beni üzen bir şey oldu. Maç oldu. Segment oldu. Bu arada soru sormuşlar. SummerSlam'dan sonra şey kap olacak mı demiş Alim Baba. Yani haberlerde olacak diyorlar da, bir yılda iki defa bana kalırsa fazla sizce? Şey kap biraz daha küçük çaplı olduğu için neden olmasın diye düşünüyorum ben. Ya bence çok fazla hani değişim olmadığı sürece iyi oluyor. Hani temsilhan gibi düşünebiliriz. Çok da sıkıntılı değil bence yani.
Komple sen segmenti değerlendir, maçı değerlendir, Sasha Banks'i değerlendir. Contender oldular. Oldu. Ya ben bu konuda biraz şeyim ya. Bu Nia Jax'i WWE'ye şey diye getirmediler mi? Dominant kadın, işte herkesi yenecek, şöyle yapacak, böyle yapacak diye getirmediler mi? Bu kadın bir başarısı olmadı yani doğru düzgün. Hani bir baltaya sap olamadı. Ne bileyim. Yani şey WrestleMania'da ezildi bilin. Hani çok rahat elendi böyle. Çok şey bir şekilde elendi. Hani çok üstün götürmediler hiçbir zaman. Bu da hani ilerisi için sıkıntı olabilir de hani bilmiyorum. Zaten çok da üstüne şey yapmıyorlar herhalde. Uğramıyorlar. Pek de yani. Tek bir çabaları garip yok, bir durum. Değerlendirmeye çalışmıyorlar kendisini bence. Maç hakkında da şey diyebilirim, hani bekleniyordu zaten Sasha Banks'in geleceği. Yani karakter analizine bakarsan direkt görünüyor. Hani şu anda Sasha'nın oynadığı roldür, şeydir. Ondan kaynaklı biz beklediğim sonuçtu. Maçta hani bir kısmı heyecanlıydı. O maçta da çok büyük bir şey yoktu. SummerSlam tahminini SummerSlam özel yayınımıza saklayalım. Şimdi girmeyelim. O zaman bir de chatbox'taki sıradaki sorumuz şey, Mustafa Sarı'dan gelmiş. Roman Reigns, Seth Rollins ve Dean Ambrose'a birleşecek mi demiş. Yani bana kalırsa direkt birleşsin derim zaten. Tabii ki fan olarak direkt öyle derim. Sözü diğer arkadaşlarıma bırakıyorum. Siz ne diyorsunuz? Ben objektif yorumlayamayacağım bunu çünkü. Bence birleşir ve yani zaten Roman'ın da SummerSlam'de kaybedeceğini düşünüyorum. İlerisi için Shield senaryosu görüyorum ben. Bana kalırsa ya... giriyorum. Dal. Bana kalırsa hani ben çok beklemiyorum ya o tarz bir şey. Bu setle Dean arasında kalır. Çünkü biraz daha oraya yönelik bir senaryo görüyorum ben bunun arkasında. Roman Reigns'i çok karıştırmayacaklardır oraya ya. O zaman Kurt Angle backstage segmenti var. Maryse, Miz ve Miz Toraj ekibi dörtlü geliyor. Ya Miz Jason Jordan'ı istiyor. İlk defa belki de uzun zaman sonra korkak heel olmayan bir hareket yaptı. Çok şaşırdım açıkçası. Hiç beklemiyordum kendisinden böyle bir şeyi. Ondan sonra Finn Balor'la Bray Wyatt arasında bir olay olduğunu duyuyor ve gidiyor. Yani Jordan vs. Miz maçı duyuruluyor Raw için. Ne diyorsunuz yani Angle vs. Miz arasında bir olay olur mu ilerisi için? Ben zannetmem yani SummerSlam'de kemeri kaybedip sonra tekrar almaya çalışır. Ama yani Angle kendini dahil eder mi acaba? Pek sanmasam da valla olmayacak da iş değil. Bana kalırsa hani zaman babında bu şeye kalmış gibi görünüyor ya bu olaylar. SummerSlam sonrasında kalmış gibi görünüyor. Çünkü hani şova az kala herhalde maç duyurulmadı değil mi ülkeli arasında? Kimle? Intercontinental Jordan arasında mı? Yok duyurulmadı. Bildiğim kadarıyla resmi olarak duyurulmadı. Ya o zaman büyük ihtimalle bu biraz da SummerSlam sonrasında bırakacaklar. Çünkü hani benim o şey maçından sonra da ona sonra girelim de tek team maçı oldu ya. Oradan sonra vardığım kanı buydu. Biraz daha oyalamaya çalışıyorlar bu senaryoyu. Öyle görünüyor. Yani mantıklı konuşuyorsun gerçekten. SummerSlam'de... Ya öyle de kemer SummerSlam'de savunulmayacak mı acaba? Biraz saçma olmaz mı? Şimdi şöyle arkadaşlar da var yani. Miz kemeri yükseltiyor dediler. Alın kemer gene yerin dibinde. Bunu söylemeden geçmeyeyim bunu. Ya ben Miz'i sevsem de yani, bu son reyni kötüydü yani ben kabul ediyorum bunu. Ambrose'dan iyi taşıdığını savunsam da bu reynini beğenmedim ben. Ya rakip bulamadılar biraz. Buldularsa da geç buldular. Yani Jason Jordan'la falan olacak iş değil. Çünkü Jordan bana kalırsa şu anda istenileni veremiyor. Tamam çok erken zamandayız eyvallah ama bir etki de gösteremedi yani. Bir turn kaçınılmaz gibi bence. Geçen şeyi konuştuk hani yerel güreşçi bundan daha büyük destek aldı falan. Hani Brav'da da dikkat ettim direkt girişinde buğulamaya başladılar. Hani seyirci bunun için sanki örgütlenmiş hani bu projeyi başarısız kılmalıyız gibi karar vermiş gibi geldi bana.
Çünkü çok ucuz bir senaryoydu. Çok şeydi. Yani ondan kaynaklı. Yani şimdi this is o Jason Jordan segmenti bence de tutmadı. Zaten seyircinin gözü tutmayacağı belliydi. Alexa Bliss'in şey segmenti gibi oldu bu. This is your life olayı gibi oldu. Yani reality era'da yaşıyoruz şu anda. Süperstarların neredeyse her şeyini biliyor hale geldik. Yanlış mıyım? İlişkilerini, kimle arkadaş olduklarını, kimin düşmanlık beslediklerini. Sasha Banks, Alexa Bliss örneğinden giriyorum şu anda konuya. Neredeyse her şeyini biliyoruz yani olayların. O yüzden gayrimeşru oğul falan yemiyor artık bence. Ya keyfi bir bu kadar önemseyen biri kaldın mı WWE'de? Hani kim aa bu çok güzel bir senaryo bu tutar diyor acaba? Ya Vince McMahon düşünüyor arada herhalde böyle şeylere. Çok üstün bir zekaya katılıyorum ama bazen uçuyor yani kafası uçuyor. Ya sonuçta ne bileyim hani bir Alicia Fox'un Edge ve Vicky Guerrero'nun hani düğününe engel olduğu zamanki gibi falan böyle senaryoların bir kabul edilebilirliği var hani belki çok içeriğini bilmeyenler sorgulamazsa bu kadın gerçekten Edge bunu aldatıyor mu falan filan diye düşünür belki ama yani Kurt Angle'ın bu adamın babası olduğuna kim ihtimal verir? Ya ondan çık hani biraz dikkat eden bu şeyle Jason Jordan'ın babasını biz gördük ya. İlk şey SmackDown kemerini kazandıktan sonra mıydı? NXT'den sonra mıydı? Hatırlamıyorum ama hani adam kemer kutlamasında adamı gördük basbaya. Böyle aile muhabbeti geçti çünkü orada. Yani sonuçta hani ben yetiştirdim diye de bir iddiası olmadığı için. Ya yine de biraz saçma bir karardı ama. O zaman arka alan segmentine geçelim. Söyleyecek bir şeyiniz kaldı mı? Yok devam edelim istiyorsan. Yok. Bir chat box'ı okudum da bir soru yok sanırım. Şey demişler. MSG ve Ege dışında kim var? Rising Generation var yayında. Villain Boss'a cevap verdim şu an. Arkadaşlar yayında Lursoy, Hikmet Zeybet'le Rising Generation ve ben varım. Çöp, Bad Influence. Bir de Asaf Şahin'in sorusu şey. Battle 4-Way maç için tahminleriniz var mı? Tahmin kısmına SummerSlam özel yayınında girelim. Çünkü uzun ve güzel bir yayın olacak yani. Sıradaki segmente yani geçelim. Finn Balor ve Bray Wyatt'ın arka alandaki kavgası oldu. Kavga yaşadılar. Ondan sonra SummerSlam'daki maçları buraya taşındı. Sonra tabii olay değişecekti ama buraya taşındı. Raw'da maç yapacaklardı. Yani kavgayı nasıl buluyorsunuz? Önce kavgadan girelim olaya. Şey beklemiştim. Hani kendini bir şeytan, demon olarak yine gösterir diye beklemiştim. Hani ona bir hazırlık yaptılar. Ne kadar saçma bir karar olsa da hani bu gece karşılaşın denmesi. Yani illa bir şeytan olarak görelim diye çok kastılar bence. Ya ben kavga kısmına pek dikkat etmedim de hani nasıl diyeyim bugün herhalde birkaç tane maç böyle erken alınca bir garip hissettim ya ben. Hani nasıl diyeyim işin eğlencesi mi kalmadı diyeyim ya da heyecanı mı bitirdi. Biraz erken yüzleşmek bence çok iyi değildi hani ya maç kısmında. Doğru ben de öyle düşünüyorum. Yani birazdan şeyi de konuşuruz. Tozaban'ın falan maçını da konuşuruz. Hani benim SummerSlam için en büyük heyecanım oydu. Ama şimdi erkenden istediğimi aldım yani. Geleceğiz ona da. Sadece iki segment falan kaldı. Tamam onu sabırsızlıkla bekliyorum. O zaman Elias'ın segmentine. Soyadını 60 bir Elias'dayız şu anda. Arturut'la muhtemelen kickoff maçına çıkacağı bir bu ilde girdi. Arthur Elias gitar çalarken girdi, şarkısını söyledi. Sonra Drift Away diye bir hareketini yedi. Finisher mı tam bilmiyorum. Elias ringden ayrıldı gitti. Tam bir kickoff maçı diye düşünüyorum ben bununla ilgili. Lursoy sen başla bak ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ya bu konu bu segment eğer Goldust'a bağlanmayacaksa çok saçma. Goldust'a bağlanacaksa benim için yine saçma çünkü ilgimi pek çekmeyen bir gidişat aylardan beri. Ya Elias'ın seveni var da ben NXT'den beri sevmiyorum ya. Yani şimdi ne desem haterlık belirtisi olacak. Çok da yorum yapasım yok o yüzden. Ya Elias bence karizmatik bir adam ama.
Öyle de bilmiyorum. NXT'de çok kasıntı olduğu için. Yine mi geldi diyordum her gördüğümde. Ya bu konuda benim aklıma şey geldi. Alperen de söylerken bu şey konusu vardı ya. İşte menajer olacak haberleri çıktı ya Goldust hakkında. Ondan işte bu Hollywood muhabbeti var ya. Bir de Hollywood mu artık şey mi ne diyeyim? Prodüksiyon muhabbeti. Yapıyor. Ha işte işte seni yeni yıldız yapabilirim muhabbeti olabilir mi ki ya? İlyas için. Olabilir. Çünkü o da boşta şu an. Vallahi bu ama yani şöyle söyleyeyim, bu Arthur Goldust meselesi herhalde bir 2018'i bulur herhalde yine. 2016'dan beri ilişkide değiller mi zaten ya bunlar? Öyle öyle. İkisi böyle dönüşümlü olarak birbirinin partneri olmak istiyordu falan. Ya anlatsam Pokemon yani modası vardı. Hiçbir başarı da elde edemediler küçük de olsa. Pokemon modası vardı. Pokemon segmentiyle oynuyorlar. Ha. Sasha gelmiş. Yakalanmaya çalışıyorlar. Aynen. Elias Thompson'ın karizma toplayacağı bir segment diye düşünüyorum ben de. Yani. Sadece ona yaradı biraz. Şimdi bana göre çok enteresan bir segmente geliyoruz. Normalde hepimizin sıkıcı olarak nitelendirdiği bir kez, çoğumuzun diyelim, genelleme yapmayayım. İlk defa belki de çok güzel bir reaksiyon aldı. Yani bana göre çok güzel bir buğu aldı yani. Her lafı kesildi. This Sunday deyip durdu sürekli. Ya Enzo klasik bir şekilde konuştu. Laklakasını yaptı. Boş çenesini çaldı. Big Show geldi ringe. Kese sağlayacak bir şeyler aradı ama Club geldi. Şaşırdım. Club'ın gene bomboş, amaçsız bir şekilde kullanılması gibi gözüküyor gözümde. Big kez segmenti Club'la beraber üstün kapattı kısacası. Enzo tepede. Show'la kez karşılaşacak. Hikmet? Vallahi ben bu konuda ne desem bilemiyorum ya. Çünkü çok bu feud başlı başına zaten çok büyük bir sıkıntı. Hani kabız olacağız gibi geliyor ama bana. Sonunda da yani çok garip bir sonuca eğrilirse hani seyirci bundan hiç hoşnut kalmayacak. Zaten hoşnut değil. İyice bu iş yatar yani. Ya şöyle bir senaryo geçti haberlerde. Enzo Kes'e yardım edecek, Big Show'u satacak, heel turn yapacaklar. Bu ne içindi şimdi? Evet, ne içindi yani? Bir reaksiyon bekledim de çok bence reaksiyon verilecek bir konu da değildi yani. Kim kimi satacak dedim de bir daha başlanabilir miyiz? Enzo Amore Big Kes'e yardım edecek, Show'u satacak. Yeniden takım kurulacak, heel turn ama. Abi Enzo satmasına satabilir de Kes bunu bir daha kabul etmez ki. Brian Alvarez, Meltzer'in kankası attı bir şeyler yani. Vallahi ben hiç ihtimal vermiyorum ya. Keşke Buğra Gür burada olsaydı. Sallamaya başlardı şimdiden. Buğra Gür'ü özlüyoruz bu arada. Club'a ne düşünüyorsun peki? Bomboş takılıp duruyorlar sürekli. Club şeydeki maça girmeyecek mi SummerSlam'de? Hani Triple Threat duyurulmuştu da. Revival sakatlanmıştı. O maç duyuruldu. İptal mi oldu o maç? Ne oldu? Ben Revival vs Hardy'ler diye hatırlıyorum ama Revival gidince boşta oldu maç. Bir dakika, SummerSlam sayfasını açtım ve takım kemerleri için maç görebiliyor muyum ya? Takım kemerleri için pardon lan, kemerli onlar da değil, pardon. Ben gaflete düştüm. Olur öyle. Ama maçı göremiyorum listede. Onların maçı daha duyurulmamıştı zaten galiba ya. Hani bu hafta bekliyorduk, bu hafta duyurulur diye. Kaldı sonra. Doğrudur. Ya bir de Kes çok ya, güzel Club dayak yiyecekti. Ya güzel hani şey, indilerde falan da zaten böyle heel karakterler konuşmaya başladan böyle yuhalanınca büyük etki yaratıyor. Zaten arenada küçük olduğu için seyircilerin sesi bastırıyor falan. Hani Kes'in bunu yapması kendine ilgi çekmesini sağlar. Çünkü boş boş gelip sessizce konuştuğunda kim dinlesin onu? Şimdi her geldiğinde millet konuşmamak için fırsat kollayacak falan. İyi işaret yani kendisi için.
Ya bu devirde ben bana kalırsa reaksiyon almak hani daha bir öncelik oldu artık. Yani ne iyi tezahürat ne kötü tezahürat. Sadece tezahürat alsa bile yetiyor. Ya ses çıksın yeter. Nasıl çıktığı çok önemli değil. Ona döndü çünkü ya. Artık ya günümüz güreşi. Ya görüyorsun yani. Face karakter ama bunun alası ne oluyor? Haberlerde de hep okuyoruz zaten. İyi reaksiyon aldığı için şirketin yüzü. Abi iyi de yani 3 sene aynı adamı main event'e koyduğunda hani beni koysan ben de alırım o reaksiyonu bence. Çünkü Dramat kendi ya. Yaptığı bir şey değil. Ya alır 3 sene bir geçsin de nasıl reaksiyon alıyor görelim onu. O zaman bu segmenti geçelim. Topu ben Lurso'ya bırakıyorum. O kendi anlatsın, kendi yorumlasın. Ben bir şey demeyeceğim. Cruiserweight'lerdeyiz. Lurso sendeyiz. Şimdi SummerSlam'e duyurulan kemer maçı Neville ile Toza var, Akira Toza var arasında geçecek olan şampiyonluk maçı Titus'un ricası sayesinde Raw'a çekildi. Erken alındı. Ondan sonra Toza var geldi ha 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 diyerek seyircinin de desteği büyük tabi. Neville geldi, maç başladı. Ve sonunda Toza var kazandı. Hani bekliyordum zaten ben SummerSlam'da alır diyordum da. Yani şaşırttı, yeni şampiyon oldu adam ya. Bayağı mutlu oldum aylar sonra. Daha bir ne kadar mutlusun? Biraz hislerini alalım şimdi. Survivor kazanmış yarışmacı gibisin resmen. Ya Ege'ye yayından önce bahsettim. Hani şey YouTube'da thumbnail'da resmi olmayınca herhalde dedim Nebil korumuştur kemerini. Böyle baktım Diving Senton'dan sonra 3 oldu ulan bir ayağa sıçradım böyle. Ellerimi kafamın yanına getirdim falan. Sevinç gözyaşları aktı. Çünkü bu duyguyu aylardır yaşamıyordum yani. Ne kadar küçük bir galibiyet olsa da şirket bazında. Benim için çok büyüktü. Çok önem arz ediyordu. Neville'ın reyni de bitti resmi olarak. Artık. Cruiserweight şampiyonu değil. Öyle. Asuka kaldı bir tek uzun vadeli şampiyon olarak belki de şu anda. 510 gün falan oldu kendisi. 500'ü yeni geçmişten sonra. Tam hatırlamıyorum. 500'ü geçti. 510 mudur? 509 mudur? Öyle bir şey. 501'miş. Neyse. Ha. O zaman şimdi de şey. Ultimate Opportunist sormuş. Toza ve arkada şampiyonluğu kutlarken backstage videosunda Sasha, Titus ve Cruz vardı. Undertaker'ın gong sesi çalıyordu. Bu Undertaker'ın döneceğini işaret belirmiş. Ben cevabımı vereyim. Ya arkada biri oturup Undertaker müziği falan dinliyordur bence. Bu kadar her şeyden bir anlam çıkartmaya gerek yok yani. Toz havayla mı verecekler bu Undertaker mesajını? Çok saçma geliyor bana ben yani. Hikmet siz ne düşünüyorsunuz? Yok ya Hikmet bir söylesin de. Ya bence şöyle olacak. Şimdi bu maçın revanşı olacak işte. Maçın sonlarına doğru ışıklar kararacak işte. Gong çalacak. İşte sonra 3 Titus Brand üyesi ortadayken hepsi Undertaker hepsini şey yapacak böyle alttan çekecek böyle. Herhalde öyle bir şey olacak bu böyle arkasından böyle bir şey duyduğumuza göre. Size de mantıklı geldiyse tabii. Çok mantıklı geldi yani. Olabilecek en iyi mantık buydu. Undertaker kilo vermiş Cruiserweight'e katılacakmış diyorlar Tozava'ya karşı. Ya o bir 10 sene önce olurdu bence. Kemer mor ya. Yakışıyor diyedir. Lürsoy sen şey de mantığını buldun bu olayın? Yani sen az önce dedin ya birisi telefondan açmıştı falan diye. Ya onunla alakası yok çünkü arenada çalan bir müzik değil. O belli oluyor. Bütün arenada yankılandı. Telefon bilgisi yarar her türlü yani. Abi yok ya hani şey. Bundan önce zaten falloutlarda falan dikkat ediyordum. Hani kimin maçı varsa onun team song'u çalıyordu. O duyuluyordu videoda. Hani nereden, neden geldiğini sorarsan da belki bir promo falan yayınlanıyordur. Hani çünkü olmuyor değil. WrestleMania tanıtımları vesaire yapılırken Undertaker'ın gongları kullanılıyor. Ya ben öyle bir şeydir diye tahmin ediyorum. Yoksa Taker Mania'dan önce döneceğini falan düşünmüyorum ben yani. Promodur. Bana kalırsa hiç dönmeyecek yani. Şey olarak. Bu güç kariyeri olarak bazında. Sonra o zaman
şey arkalardaki küçük segmentlerin olunduğu kısma gelelim. Big Show, Big Show sakatlandı. İşte elinin kırılmış olabileceği falan deniyor. Enzo ile hafif konuşuyorlar. Çok önemli bir şey yok. Mickey James'e Emma maça çıkıyor. Burada da ben topu Lurso'ya bırakıyorum. Maçla da birleştiriyorum hatta bunu. Maçla birleştirmeyeyim. Balor Wyatt var. Emma ile Mickey James çıkacak. Ne diyorsun? Ya da şey mi yapsak? Hani zaten buradaki segmentten iki maç sonra var ya. Direkt o maça mı atlasak? Aynen, direkt oraya Balor geçelim. Balor vs. Wyatt'ı. Tamam, Mickey onu James, sonra değerlendiririz. Mickey James kazandı maçı. Emma'yı rahat bir şekilde yendi. Mick kick'i vurdu, aldı. Emma yenilmeye devam. Give Emma a chance. Boşa çıktı yani. Gene Lurso'nun yani ağlayışlarını izleyeceğiz. İşte Lurso bir segment önce sevindi. Hadi şunu özelim, üzelim diye yazmışlar sanki bu segmenti. Hani Mickey James döndüğünden beri milleti yükseltmeyi amaçlıyor. Jobluyor her geldiğinde falan. Hani Emma buna bile kaybediyorsa artık jobberlığın da dibine düşmüş bir durumda şu anda. Yani şovdan sonra yine bahane buluyor işte, ısınamadım, erken çaldılarım bizim falan da, yok ya. Yani sanırım düştüğü en kötü durum bu. Ve maçı temiz kaybetti. Hani ben o Mick kick yediğinde işte iplere gidecek, ringden kendini yuvarlayacak falan sandım. O da olmadı. Yine yüzümüz gülmüyor yani. Hikmet? Ya WWE'nin böyle elinde böyle bir potansiyel varken içini cidden boşaltması yani çok sıkıcı bir durum bence. Yani Emma'yı şu anda herhalde yetenek olarak bakmıyorum yani, biraz daha genel olarak bakıyorum. İş yapabilecek bir, hani çok rahat iş yapabilecek biri. Ama nedense bir türlü WWE onunla bir iş yapamadı. Sakatlandı zaten çoğu kez. Yani bunun gidişi gene iyi değil gibi duruyor. Yani Emma'nın durumu bence de üzücü ama bu bir yere bağlanır. Şov içinde çünkü sürekli aynı olaylardan bahsediyor ve hep yeniliyor. Heath Slater bari görebiliyorum yani, görebiliyorum. Twitter'dan bu kadar yardırıyorsanız sonuçsuz çıkma ihtimali yok bence de ya. Ya kesinlikle bunun bir olumlu getirisi olmak zorunda. Keşke olsa hani, yani hiç de sıkıcı yani çarpmaz, üzmez de çok da sevindirir hani. Tüm güreş izleyicisini de sevindirir hani bu. Ya millet de biraz haklı olarak hani çok sakatlandığından falan bahsediyor. Bir sakatlık daha yaşamadan alsın şu kemeri artık, yeter. Şimdi konu dışı bir şey söyleyeceğim. Bu arada Ric Flair'e de geçmiş olsun diliyorum buradan. Diliyoruz yani hepimiz. Kendisi yoğun bakımda hala. İnşallah başına kötü bir şey gelmez. Siz de bununla ilgili bir şeylerini söyleyin bence, düşüncelerinizi. Haftanın önemli gelişmesi çünkü. Ya yaşlandı sonuçta. Normaldir bu tür şeyler de. Umarım iyileşir. Bizim de diyebileceğimiz pek bir şey yok. Ya sonuçta sağlık. Hani sağlık her şeyden önemli. Bu konuda da hani sağlıklı olması böyle bir efsanenin, zaten efsane sayısı da hani o kendi döneminin efsanelerinden böyle nasıl diyeyim, Dusty Rhodes olsun, ondan sonra Roddy Piper mıydı? Piper. O olsun. Piper. O ikisi, o ikisi gittikten sonra yani bu dönemlere dair en önemli isimlerden işte Flair gibi adamlar kaldı. Hani onların da şey yapması, yani eski güreşe dair şeyleri birer birer yok olması haline gelir. Yani bu arada şunun haberini de geçelim. Charlotte Flair SmackDown'da olmayacak. Haberi de burada duyurmuş olalım. Forumda da konusu açıldı zaten. Evet Hikmet, devam et. Ya diyeceklerim bu kadar. Hani umarım hani sağlığına kavuşur. Bir süre daha aramızda olur böyle bir efsane. Sonuçta anıları var hani çok büyük güreş anlamında. Hani güreş tarihinin belki de en büyük şampiyonları, en büyük şampiyonu zaten de hani en büyük isimlerinden biri, bir dönemin hani en büyük adam sonuçta. Yani Sinan'ın geçemediği kendisi tek hakkında istatistik olarak. Yani tabii canım, hani şu anda 17. şampiyonluğu alsa bile teknik olarak geçemiyor hala. WWE'ye göre geçiyor. Normalde daha fazla kemer alma sayısı. NWA'lar falan var biliyorsun.
O bir dönem bu WCW'da çıkan şeylerden aldığı kemerler falan var hani sayılmayan. Onlar gibi. O zaman yani bu kadar. İlginç bir segment bana göre, ilginç bir maç daha doğrusu. SummerSlam'da olacak bir maç öne çekildi. Finn Balor vs Bray Wyatt. Maç bana göre ortalamanın üstü bir maçtı. 5 üzerinden 3.5 veririm buna. Bray Wyatt maçı kazandı ama işin ilginç kısmı maç sonunda oluyor. Elinde bir kova var, soya sosu mudur, ketçap mıdır nedir? Kırmızı bir sova sıvı bocaladı kafasına. Demon King'le dalga geçti. Yani Demon King'i çağırdı bildiğin. Gel benim karşıma öyle gel. Adam ol dedi. Finn Balor boyalı bir şekilde yerde kaldı yani. İsterseniz ilk ben gireyim bir bu konuda. Direkt dalın yani. Ya tabii. Beklemeyin. Bu konu biraz şey yani nasıl diyeyim. Ha, bu Demon King olayını hype'lamak için yapılan bir çaba. Çünkü hani nasıl zaten oradan belli bu amaç. Ama hani nasıl diyeyim bu biraz daha şey bu arka alanda falan şey oluyor ya yani karanlık bir yerde işte şey konuşuyor White. Orada bu başına taktığı bir şey var ya Finn Balor'ın önemli maçlarda falan Demon King olarak. Onunla falan dalıyor işte vesaire bir şey yapsa bence daha da iyi bir şey olabilirdi. Bu biraz daha bana ucuz geldi hani ucuz bir deneme gibi geldi. Yani benim için çok da güzel geçmeyen bir maç ve segment oldu. Diyeceklerim bu kadar benim. Yani Demon King'in bana göre çok boş bir gimmick şu anda. Hiçbir özelliği yok. Ring içinde bir olayı değişmiyor. Girişinde az buçuk değişmeler oluyor. Ring içi karakteri değişmiyor. Sadece boyuyor yani suratını. Jeff Hardy gibi boyuyor böyle. Zaten herhalde bu geçen sene SummerSlam'de çok fazla etkili olmamasının bu ilk Universal Championship maçının sebebi herhalde bu biraz daha. Çok fazla bir şey katmadığını düşündü insanlar. Zaten bir de öncesinde olanlar işte kendilerinin verdiği hissiyattan dolayı maç bir nevi çöpe gitti o maçta bana kalırsa. Yani bu kadar. Lursoy sen ne diyorsun? Boya, Finn Balor, SummerSlam. Finn zaten takeover'larda falan hep şey özel giriş yaptığı için yine SummerSlam'da ona bir zemin hazırladılar. Yani ilgimi çekmiyor benim. Maç olsun, segmentler olsun. Yani söylemişim zaten Bray Wyatt'ı sevmediğimi ve ilgi çekici olmadığını. Ama yani maç güzeldi. Beklediğimden güzeldi. Onu inkar edemem. O zaman maçı şeye gelelim. Jason Jordan vs The Miz maçına. Böyle başladık maça. Ama sonra Miz Toraj geldi. Hardy'ler karıştı. Hardy'ler buraya kadar indi. Momentumunu o kadar kaybettiler ki şu Brock muhabbeti yüzünden indi yani. Face takım kazandı. Jeff Hardy, Matt Hardy ve Jason Jordan kazandı. Miz Toraj gene kaybetti. Galibiyet kutlaması. Bana kalırsa bu boşların maçı oldu biraz. Yani boşta kalmışların bir nevi. Yani Jason Jordan Miz meselesini saymazsak. Yani onlar da bir nevi boşta kaldı da bu SummerSlam için. Orayı biraz hani nasıl diyeyim canlandırmak gibi olabilir. Hani önümüzdeki hafta devam edecek bunlar mevzusu büyük ihtimalle. Hardy'leri de farklı bir macerada göreceğiz herhalde. Çünkü onlar da Revival'ın gitmesiyle boş kaldıkları için. Onlar da bir sıkıntı oluştu herhalde. Bilemiyorum artık. Bu zaten şey meselesi de biraz onları etkiledi. Hani gelecek mi gelmeyecek mi Broken aynen. Broken olacak mı olmayacaklar mı falan fişman. Yani artık izleyiciyi de sıktı. Onları da bitirdi. Gelse bir daha yani değişir ya. Heyecanlanmıyor. Yani çünkü neler başardı ya. Vallahi ben ölüsünün bile iş yapacağını düşünüyorum o gimmickle. Ya etkileyiciliği var sonuçta. Tabii ki şey kadar prodüksiyon iş olmayacak da bu TNA'de olduğu kadar. Bir kısım hani şeyi genel geçerse geleceği şey yapar. Çünkü bugün WWE'yi izleyip TNA izlemeyen birçok aile falan var yani bu TV'de falan. Onların da görmesi açısından bir hani hafiften canlandırır onları. Çok büyük bir şey olmaz ama
Beklentim bu yönde benim. Ya hem kendileri daha işe yarar hale gelir, hem Rava bir şey katar, renk katar takım divizyonuna. Bir heyecan katar. Yani Hardy'lerin de artık göbeklerinin bir inmesi gerekiyor. Kondisyonları geldikleri günden bu yana rezalet bana kalırsa. Ya ring içinde zaten çöküşteler yaşlarına doğru oranla. Abi o yüzden biraz psikolojik işler yapıp da. Yani sonuçta. Ya AJ Styles gerçeği var. Adam 40'ına gelmek üzere. Ya bir de bu adamların önceden şey sıkıntıları oldu ya, hani madde kullanımı falan, ha, aynen. Oradan dolayı bir yıpranma var. Zaten bu adamlar şeyden gelmeden önce de hani maç seçebiliyorlardı, gün seçebiliyorlardı kendilerine göre. İstedikleri gibi hareket edebiliyorlardı sonuçta. Sıkıntıları yoktu. Ama WWE'de belli program şey olduğu için, düzen olduğu için biraz hani hafiften ayak uyduramamış gibiler hani. Formda kalamıyorlar diyeyim. Yani çocukluğumuzun takımının belki de bu halde olması yılların bize ne kadar çabuk geçtiğini gösteriyor harbiden. Doğru. Harbiden öyle. Mojo Rawley Jeff Hardy demiş. Tabii ki Mojo Rawley'i çok seviyoruz. Aa, sen de mi? Aynen, Mojo Rawley'i severiz. Mojo Rawley adam gibi adamdır. Kraldır. Şimdi bana bu adam için çok hayal kırıklığı bir segment bu. Çok çok şeyler beklediğimiz bir segment. Dörtlünün kavgası. Roman Reigns, Braun Strowman, Samoa Joe ve şampiyon Brock Lesnar. Ama çok önemli bir şey olmadı. Heyman promo kesti klasik bir şekilde. Ondan sonra işte Joe ring dışına çıkarıldı. Roman Reigns Strowman tarafından dışarı atıldı. Güvenlik görevlileri falan geldi. Birkaç kişi ayırmaya çalıştı. Birkaç kişi demeyeyim. 15-20 kişi falan. Dörtlü bir kavga görmedik yani böyle heyecanlandıran. Beni çok üzdü açıkçası bu durum. Beğenmedim yani. Yakışmadı SummerSlam için bu. Go home SummerSlam için. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani sonuçta orada 4 kişi var. Yani 4 kişi birlikte aynı ringe girdi. Yani beklenen kesinlikle bu değildi. Zaten ilk başta iki tanesi leblebi gibi elendi, böyle birbirini dövdü. Sonra güvenlik daldı içeri, niye o kadar bekledilerse. Yani bilmiyorum ya. Strowman'la Lesnar, hani ben de face to face görmek isterdim ama bu şekilde değil. Ya bana kalırsa benim şöyle bir düşüncem var burada. WWE ciddi anlamda Reigns'i saklıyor gibi ya bu tip konularda. Çoklu segmentlerde özellikle Lesnar'a karşı. Hiç hani şey yapmadı, böyle ayağa kalkacak bir şey yaptırmadı. Bunu en son herhalde şeyde görmüştük. Geçen sene ana kemer için number one contender mücadelesi vardı. Dean Ambrose'la vardı. Orada da mesela Ambrose'la şey, Lesnar başroldeydi biraz daha. Ya Rumble'ın böyle bir de vardı tabii. Reigns Lesnar'a iki tane spear vurmuştu. Tam hatırlayamadım tarihini de. Ha, onları hani şey yapıyorum, birebir feud'da olduğu zamanlar, hani nasıl diyeyim, ortak bir yani şey, önemli bir şey oldu, Rumble gibi genel değil de özel bir şey olduğu zaman böyle oluyor genelde. Evet, çok en arka planda kalan isim belki de Reigns şu anda dörtlü içinde. Doğru, bu segmenti hiç konuşmadan da aldı zaten. Yani o Reigns'e klasik hareketleri zaten. Adam konuşmadan dalıyor, hareketleriyle sesini gösteriyor, gücünü gösteriyor. Akılcı da bir hamle. Oturup Suffering Sakateş tarzı promolar keseceğine bunu yapsın bence. O promoyu biliyorsunuz zaten. Yani. Drak ya zaten bu adam... Ya Reigns'in rol yapma yeteneği, nasıl diyeyim, hani konuşma yeteneği çok sınırlı bir adam zaten, hani bir belli başlı birkaç şeyde, o da iyi yaparlarsa, çok iyi yaparlarsa, böyle Chris Jericho gibi karşısında adam olursa iyi bir şey çıkarabiliyor. Onun dışında bu adam sıfır zaten bu konuda. Onun için dediğin gibi direkt dalması bence daha temiz hani. Yani o zaman şovu burada noktaladık kısacası. Şimdi öncelikle Raw Show'una puanımızı ve en beğendiğimiz maçı değerlendirelim. Chatbox sağlıklı, sizden de bekliyoruz. Siz de
beğendiğiniz maçı puanı yazın. Ben ilk segmentten dolayı 4, Tozava'dan dolayı 1, 5 puan veriyorum. Beğendiğim maç olarak da Balor vs Wyatt'ı seçiyorum. Hikmet? Valla ben maçlar konusunda doğru düzgün hani açıkçası baktığım tek maç şey oldu, bu Cruiserweight oldu. Hani biraz da Tozava, hani hareketli bir tane Tozava'dan, Neville'dan dolayı biraz zevkliydi. Bana kalırsa o maç en güzel maçtı, hani öyle diyeyim. Puanım da yani 3.5 diyebilirim puana. Tam puan vermeyeyim bunda. Çünkü hani çok main event'te aksiyon önemli bir aksiyon görmememiz, ondan sonra işte geriye alınan maçlar, böyle belirsizlikler beni bu kadar puan vermeye itti yani. Fazla bir bence. Lursoy? Ben de beğendiğim maç olarak kimsenin umursamadığı ama ben güzel güreş izlemeyi seven biri olduğum için hoşuma giden Cruiserweight maçı tabii ki. Zaten sonucu da beni aşırı mutlu etti. Yani Pit Dunne falan da izleyebilirsin. United Kingdom falan biliyorsun. Ya Pit Dunne ne alaka şimdi? Hayır, bu ne kadar salak salak sorular bunlar. Neyse, puanım da 3 ya. Ya diğer segmentler falan hoşuma gitmese de Tozawa yüzünden biraz bonkör davranıyorum. O zaman chatbox halkının puanlarını okuyalım. Asaf Şahin 4, Emin Anaptuş 4, Balor vs Wyatt'ı beğenmiş. SSD Ultimate Opportunist 4.5, Balor Wyatt. Emre Toker 4, yukarıya bakıyorum. Emirhan Kevin Onusko 3, Wyatt vs Balor. Sonra başka yazanlar, The Willing Boss 5 vermiş, helal olsun. Alim Baba 4, Tozawa Neville. The Clearing Screamer Sasha Naya 4. BRKN Cinel, Seth Rollins Dean Ambrose segmentini beğenmiş 4, ben de onu beğendim. Tebrik ediyorum seni. Sefa 0 vermiş, çöp. Vay 0 veriyor mu geç. Cold Blue 3, Balor Wyatt demiş. Dominic Toretto 3 vermiş. Texas Rattlesnake 4 vermiş. West GTR 1.5 vermiş. Bir de o zaman çok kısa bir SmackDown hazırlığı yapalım. 1 dakika 2 dakika şöyle çok uzatmadan. Ne bekliyorsunuz şu adam? Nikki Bella dönebilir mi? Öyle söylentiler çıkmaya başladı çok. Ya zaten onun olduğu doğru düzgün bir şey yok herhalde. Hani nasıl diyeyim, önemli bir segment kalmadığı için artık kadınlar adına maç belli herhalde. Belki bir tag team maç olursa böyle 3'e 3 gibi bir şey. Gerçi o da olmayacak gibi duruyor ama ikisi birden dönebilir. Onun dışında sanmıyorum ya. Çok küçük bir ihtimal Nikki Bella'nın dönüşü. Bir de Mahal vs. Sina var duyurulan. Ya onda da zaten belli böyle şey olacak. Yani sonuçsuz biter gibi geliyor bu Corbin meselesinden, Nakamura'dan falan. Onun dışında şovdan çok fazla bir beklenti yok da hani belki bu United States taşıyabilir yine şovu. Orada güzel bir şey varmış çünkü herhalde 5 neden de. Styles şey özür dileyecekmiş. Ha, aynen. Orada belki bir Kevin Owens gelir bunlara geçen haftaki gibi promoda geçirir. Bir şeyler yapar. Sonra kavga falan çıkar. O kadar yani. Lursoy sen ne diyorsun? Bugün şeymiş. Hindistan'ın bağımsızlık günüymüş. O yüzden bir Jinder Mahal galibiyetine şaşırmam. Hani neydi onların? Singh Brothers mı? Onların yardımıyla falan. Olası yani, onlar veya Corbin karışır. Bence kazanabilir. Hani özel günlerde biliyorsunuz doğum günlerine falan hep galibiyet veriyorlar güreşçilere. Yani ondan sonra Jinder Mahal, evet, Jinder Mahal bir yazsın chatbox'a. Görelim Jinder Mahal'ı. Ben hemen postlayayım. Devam et Lursoy. Onun dışında Nikki falan dediniz de niye gelsin ki? Hani haber falan okumadım ama zaten SummerSlam'ın maç kartı çok dolu. Şey, Cruiserweight'i bile erkene çektiler. Gelmez bence, niye gelsin? Zaten maç da belli. Ya bu Charlotte'la alakalı herhalde. Ha, şey için mi? Teklif için mi? Ya Charlotte yok ki yarınki show'da player'dan dolayı.
İşte ilgi. Nicki Bellin'in zaten başka bir işe yaradığı yok, biliyorsunuz. Doğru. 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 Bir şey diyemiyorum yani. Bu arada Diyar'dan da özür dileyim. O şey demiş, Naito Omega maçı için 5 puan vermiş. Bunu da tekzip edeyim buradan, düzelteyim. O zaman... Bence 5'ten fazla alacak. Ya o maç çok güzeldi. Şaşırmam. Bence de ya. Muazzam bir maçtı. Mutlaka izleyin diyorum o maçı. Buradan da bir o maçın reklamını yapalım. Yani Ambrose maçlarından daha güzeldi. Ben öyle düşünüyorum. Çoğu maç Ambrose maçlarından güzel. Aynen. Teşekkür ediyoruz o zaman. Rica ederiz. O zaman halkımız siz, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir Ravi yayınında beraber olduk. Konuklarım Hikmet Zeybek ve Alperen Lüso'ya teşekkür ediyorum. Yarınki SmackDown yayınında saat 10'da birlikte olacağız. Görüşürüz diyoruz. Hoşça kalın. İyi geceler. İyi geceler.